Arkadaşlar iyi akşamlar. Taktiksel açıdan özel bir maçtı. Her maç bizim için özel final ama bu maçın özelinde hem sakatlarımız vardı. Nobre gibi, Nadir gibi, Deniz daha yeni iyileşti gibi sakatlarımız vardı. O yüzden taktiksel açıdan bizim için çok kıymetli bir maçtı. Bunu sahaya nasıl yansıtırız? Onun da cevabını aramak için değerli bir maçtı. Ama verdiğimiz taktiği oyuncularımız hakikaten çok iyi uyguladılar. Özellikle maçtan önce hep şunu konuştuk. Topu, oyunu biz yönetelim ve pas trafiğini biz yapalım. Top bizde kalsın ve çabuk oyuncularımızla sonuca gidelim. Nitekim ilk 10 dakikada Mehmet İlhan'ın bir direkten dönen, bir de arka direkten net bir kaçırdığı gol var. Belki orada çok daha öne geçebilirdik önce. Ama hep sabırlı oynadık. Oyun disiplinden kopmadık. Dolayısıyla oyunu yöneten de biz olduk. Son dakikalarda belki biraz baskı yedik ama o çok doğal. Çok da güzel bir gol bulduk. Tam da istediğimiz şekilde. Cahilton'un arkaya koşusuyla sonra Sesenyon'un tamamlamasıyla. Ben oyuncularımı kutluyorum şu açıdan. Hep eleştiriliyorlar. 9 maçın 8'ini kazanmıştık bugüne kadar. Bugün 10 maçın 9'u oldu. Eleştiriliyorlar. Yaşlı. İşte kaldıramaz. İnsan, özellikle bazı kesimler bunu söyledikçe benim oyuncularım kimlik savaşı veriyorlar. Onun için çok teşekkür ediyorum. Yaşlı dediğimiz 37 yaşında Selçuk 11.960 kilometre koşmuş. 40 metrede ben biraz önce attırdım 12'ye tamamlasın diye espri bazında. Dolayısıyla eğer böyle yaşlı oyuncu varsa kabulümüzdür. Böyle tecrübeli oyuncularla sonuca gidilir. Hep ifade ettiğimiz gibi hedefimiz var. Hedefimiz doğrultusunda gidiyoruz. Oyuncularım saygı duyacak bir mücadelenin içerisindeler. Bu bir gerçek. Bu gerçeği yadsıyamayız. Onun için gönülden kutluyorum. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gençler Birliği kültürünün ne olduğunu bir kere daha bütün Türkiye'ye gösterdiler. Boluspor'u alkışladılar. Bizim takımımızı alkışladılar. Biraz ayrımcılık değil, pozitif ayrımcılık yapacağım burada. Bizim taraftarımız hakikaten belki sayısal olarak az ama çok örnek bir taraftar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Camiye hayırlı olsun. Güzel bir galibiyet oldu. Boluspor'a da kutluyorum. Gerçekten onlar da çok mücadele ettiler. Son dakikalarda bizi biraz sıkıntıya soktular ama kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz. 10 maçın 9'unu kazandık. Gol yemeden de devam ediyoruz çok şükür son haftalarda. Yolumuza devam ediyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok. Sadece ben şunu söyleyeyim. Benim oyuncularım gerçekten sahada bir duruş sergiliyorlar. Gençler birine aidiyet duruşu sergiliyorlar. Onun için teşekkür ediyorum. Yoksa maç kazanırsınız, kaybedersiniz. O başka bir şey ama aidiyet hissediyorlar. Bu formanın ağırlığını, bu formanın kimliğini, terini sonuna kadar o formaya akıtıyorlar. Teşekkür ediyorum. Hocam geçen sene Galatasaray'la geldiniz. Yine böyle çok kritik maç oyuncusu kazandınız. Bu sene yine kazandınız. Nasıl? Boluspor'da hep böyle maçlar oynadınız. Yani tabi Boluspor kritik maçlar oynuyor bu zamanlarda. Biz şunu söyleyeyim, yani biz çok kaliteli bir takım olduğumuzu bugün gösterdiğimizi düşünüyorum. Hani Boluspor'dan daha kaliteli demeyeyim de kaliteli takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla geçen sene de Gaşiyer maçında bir oyun planımız vardı. Sahaya yansıttık. Bir de çok erken bulmuştuk hatırlıyorsanız. 2-0 çok erken öne geçmiştik. Rakibimizin direncini kırmıştık. Bu sefer daha sabırlı oynadık. Belki erken koparamadık ama dediğim gibi taktik disipline sadık kalarak güzel bir futbolun doğrularını yaparak güzel bir galibiyet oldu bizim için. Gençler Birliği takım yolu yarıladı mı hocam? 9 puan ortalama. Güzel bir soru. 3. takıma 9 puan atmışsınız. Ya güzel bir soru ama biz hep şuradayız. Oyuncularımız da aynı. Ben o yüzden oyuncularıma gurur duyuyorum. Yani biz bu maçtan önce de söyledim. Kazanılmasında veya kaybedilmesinde ne her şey bitecek ne de her şey yukarıya doğru ya da aşağıya doğru bitecek. Sadece çok önemli avantaj yakaladık. Ama bunu devam ettirmek önemli. Tabii bize karşı çok daha iyi motive oldukları bir gerçek. Gençler Birliği'ne karşı takımların. Geçen hafta Adanaspor'un yaptığı mücadele ortada. Çok kapalı oynadılar, pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Bu biraz eksiyiz o
Bugün de yine pozisyonlara girdik, az değerlendirdik. Ama dediğim gibi hiçbir şey bitmedi. Daha 10 tane maç oynadık, dolu dolu 24 tane maç var. Karşılığında da 24 çarpı 3, 52 mi diyor? 52 puan var. O her takım aday bence hala. Geçen hafta da soruldu bu soru. Yani bu transferi şu anda konuşmanın çok erken olduğunu ve oyuncularıma haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz otururuz devre arasında. Planımız ne, ihtiyacımız ne varsa ihtiyaca cevap verecek bir formül buluruz. Yoksa şu andaki gidişatımız, oyuncularımız hakikaten beklenenin üstünde performans gösteriyorlar. Şu andaki ihtiyaç gözükmüyor. Ama dediğim gibi daha dolu dolu 7 tane daha maç var, değil mi? Yanılmıyorsam 7 tane daha maç var. O maçların sonuçlarına göre yine bakarız ama önemli bir avantaj elde ettik. Bu oyuncularım bunu başardıysa buraya ben 3-5 tane oyuncu sokmam. Bu oyuncuların ritmini bozmam. Bu oyuncuların moralini bozmam. Çünkü bu oyuncular getiriyorsa beni, bu oyuncularla devam ederim. Son soru aldım. Geçen hafta haksızlığı ben yapmıştım hocam. Ben Estağfurullah. Haksızlık demiyorum da soru. Geçen hafta bir de ekstradan Nadir'in sakatlığı geldi. Evet. Tuvalette gerçekten bir sıkıntı yaşamaya başladık. Bu sakatların durumu ile ilgili bilgi alabilir miyim? Yani şimdi bu mesela Nazar diyoruz ya, geçen hafta da dedik. Nadir nasıl sakatlandı biliyor musunuz? Geçen hafta antrenmanda normal koşu yaparken mücadeleye bile girmeden çimde ayağı kaydı, yan bağlarında yırtık oluştu. Hani bu tarz sakatlıklar oluyor. Nobre haftaya dönecek inşallah. Deniz de döndü. Gitgide sakatlarımız iyileşecek ama antrenman planlamasıyla asla alakası yok. Ben onu biliyorum çünkü oyuncularımızla da konuşuyoruz. Zaman zaman yoğun antrenmanlar, zaman zaman da iyi dinlendiriyoruz onları. Sakatlarımız da iyileştiğinde daha iyi olacak ama şu güzel, mesela bugün Arnason'da bütün hafta zehirlenmişti ve güçsüz kaldı, 4 kilo verdi. Mert'le başladık. Mert de bugün niçin Ümit Milli Takım'a gittiğini, hatta milli takıma aday olduğunu da gösterdi. Bu açıdan oynayan oynamayan fark etmiyor. Güzel bir takım olduk, güzel bir takımız, inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bir de rakibi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir maç kazandılar. Bizim için de çok önemliydi. Kaybettiğimiz için de üzgünüz ama maçtan önce de söyledim. Ölüm kalım maçı değildi, dünya sonu bir maç değildi. Önümüzde 24 tane daha maç var. Maçtan önce haftanın maçı olmaya aday bir maçtı. Nitekim de öyle oldu. Oynanan futbol bence iki takımın da bulunduğu yeri hak ettiğini gösteriyor. İyi mücadele ettik. İlk yarı onlar biraz daha üstün gibi oynasa da ikinci yarı devre arasında yaptığımız birkaç taktik değişiklikle durumu toparladık. İkinci yarı pozisyon vermedik ama bir tane çok basit, şanssız diyebileceğim bir gol yedik. Çok pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Maalesef bu bizim sıkıntımız iç sahada. Bunu aşmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi oynanan futbol, verilen mücadele benim için yeterli. Önümüzde daha 24 tane maç var, telafisi olan bir maç. Kararlar bağlamayacağız, hemen bunu burada bırakıp önümüzdeki hafta önce bir kupa maçı, daha sonra da bir Karabük maçı var. Tekrar seriye başlamak istiyoruz. Hocam, Bolspor geçen seneden bu yana atmosferi yüksek maçları özellikle kazanabilir. Bunun neden nedir sizce? Ya çok özel bir neden olduğunu düşünmüyorum. Yani elinden gelen her şeyi yapıyorlar. O maçların hepsinde de baktığınız zaman pozisyon olarak hep biz üstün oynadık. Bir türlü sonlandıramıyoruz ama futbolda bir sonuç oyunu neticesinde. Yani bunun tabii ki elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalışacağız. Ben teşekkür ederim. Ayrıca buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftara da teşekkür ediyoruz yani. Bir dahaki sefer inşallah olacak.